panosu, web kamerası, liste, masaüstü liste, Apple Airsoft ekran kaydedici. Bugünkü içeriğimizde bu yaptığımız bot kodlamalarının nasıl olacağını göstermeye çalışacağım. Yani bugüne kadar ki gösterdiğim bot kodlarında hep programı nasıl çalıştıracağınızı göstermiştim. Şimdi baştan program nasıl kodlanır onu göstereceğim. Tabi bu çok üst düzey bir şey değil. Aşırı basit. Yani nasıl söylesem, bebeğin önüne koysak bebek yanar. O derece basit bir şey yani. Şimdi ben bir bot dosyası oluşturdum. Bot dosyası oluşturmayı göstermeyeceğim. Direkt kodlamayı göstereceğim. Çünkü zaten bot dosyası oluşturmayı yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. Bir metin belgesi oluşturacaksınız. Sonundaki txt'yi silip bot olarak kaydedeceksiniz. Eğer sonda uzantı görünmüyorsa denetim masasından bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğini off hale getireceksiniz. Yani kapalı versiyon şeyin haline getireceksiniz. Ondan sonra uzantı görünür. Görünen uzantıyı txt'den bot'a çevirip farklı kaydet diyeceksiniz ve olmuş size bir bot dosyası. Ben şimdi hemen hazırladığım bot dosyasının içine kodları girmeye başlayacağım. D01fxclean bot liste öge düzenle d2/21. Bot dosyasına çevirdikten sonra bir metin dosyasını üstüne tıklayarak düzenleyemezsiniz. Onu üstüne tıkladığınız zaman komut istemcisi açılır. Artık bu içerik menüsünden düzenle diyerek düzenleyebilirsiniz. Bastım. 01 boşluk. Evet, not defteri geldi. Şimdi hemen kodlarımı girmeye başlıyorum. Bot dosyasında renk olsun istemiyorsanız direkt şöyle yapabilirsiniz. Saniye. Boşluk. Yani başlat, dosyayı sil ve işlem bitince çık. Bunun içinde hiçbir renk alanı falan yok. Klasik komut sistemi ekranını gösterecektir. Siyah üstüne beyaz. İşlemini yapacaktır. İşlem bitince de dosyayı hani kapatacaktır. Şimdi bunları silelim. Select all. Çünkü ben renk boşluk ayarlayacağım. Boşluk. Programımda. Boşluk. O yüzden sildim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Boşluk. Bu arada bu büyük E, büyük C, büyük H, büyük O. Edge O. Ve off büyük kelimeleri o. Büyük T. Büyük T. Büyük O. Büyük harfle yazılacak. Edge O off. E, C, H, O. Boşluk. O, F, F. Bunlar büyük harfle yazılacak. Küçük harfle yazılmazsa kabul etmiyor. Bir de bu edge on'un başına et işareti. Yani kuyruklu A işareti gelmesi şart. Bu da gelmezse olmaz. Yani şöyle tam manasıyla şunu yapıyoruz. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorum. Et boşluk bırakmadan büyük harflerle E, C, H, O bir boşluk O, F, F yazıyoruz. Tabi bunların hepsi büyük harfli olacak dediğim gibi. Sonra bir alt satıra geçiyoruz. Satır 2. Programın üstüne tıklandıktan sonra direkt işlem yapmasını istiyorsanız aşağıya yapmasını istediğiniz komutu yazabilirsiniz. Mesela etecehofdel yani dosyayı sil. Yani ben programı tıkladığım zaman
benden hiçbir şey yapmamı isteme. Sen kendi kendine işini yap. Aşağıya da satır 3. X, H, 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 H,
şey yapmamı isteme. Ben senin üzerine tıklayıp seni çalıştırdığım zaman sen bütün işlemleri yap, sonra kendini kapat. Ama benden bir düğmeye basmamı benden bir düğmeye basmamı talep etmesini isteyecek olursam da aynen şöyle yapıyorum. Tamamen şarj oldum. Boşluk. Et. Düğmeyi açmak için iki parmağınızı kaydırın. Boşluk dediğine bakmayın. Onun sağında boşluk yok. Boşluk bırakmadan büyük harflerle. Büyük E. E. Büyük C. C. Büyük H. H. Büyük O. O. H. O. Büyük O. Büyük F. İki tane F. H. O. Of. Yeni satıra geçiyoruz. Pause diyoruz. D. A. U. S. E. Pause. Pardon, yanlış yazdık. Önce pause demeyelim. E, S, U, A, D. Bir rengi belirtelim. C, D, O, L, O, V, Color. Aralık 5, B, 4. B. Yanlış yapmadıysak çalışacaktır. Deneyelim kodumuzu. Not D. Kaydet A. Kaydetme. Kayd. Evet. Ma. 0. C. Açtım. Nukodit. Evet. Form. Kodumuz liste, çalışıyor. Masa, liste, yani renk sıfır, düzenle de kodumuzdaki renk ayarı saat, sıfır, çalışıyor. Sıkıntı yok. Masa, şimdi inceleyelim baştan. Of. Evet. Komutu verdik. Başlat diyoruz. Satı 2 color 4 B. Renk ver. Color 4 B. O, L, O, L, A, 4 B. O. Boşluk. Tekrar aşağı satı iniyoruz. 3. Buraya şunu yazıyoruz. Aynı baştaki komutun aynısını. Sat B. Boş 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 satı boşluk. Tane yani yazmıyor ki. Et. Şimdi boşluk et satı 2. Boşluk et boşluk. Tekrar şöyle yapıyoruz. Büyük E. Büyük C. Büyük H, büyük O, edge, büyük O, büyük T. Bunların hepsi bu edge O komutlarının hepsi büyük harfli olacak. Satı 4. Altına pause yazıyoruz. E, A, U, S, E. Yani bu tam aksine. Az önceki anlattığımın tam aksi. Ben uygulamaya tıkladığım zaman sen benden herhangi bir düğmeye basmamı iste. Benden habersiz, benden izin almadan hiçbir şey yapma. Ben seni başlatayım, sonra sen benden izin bekle. Boşluk. Herhangi bir düğmeye basmamı bekle. Demiş oluyorsunuz programa. Kodlarımızı baştan inceleyelim. Edge off. Edge off komutu gir. Satı 2 color 4 B. Color 4 B. CMD'yi kırmızı ekranla göster. Satı 3 edge off. Biraz dur. Satır 4 pause. Benden herhangi bir düğmeye basmamı iste. Pause. Boşluk. Satır 5. Boşluk. Satır 4 pause. Boşluk. Heh, şimdi üstteki komutlarımız hazır. Yani az öncekini yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Komutu gir. CMD'yi kırmızı ekranla göster. İşin bitince dur. Sonra yeni komut için benden bir düğmeye basmamı iste. Bunları yaptık. Şimdi yeni komutumuz ne olacaksa onu tanımlayacağız ama ondan önce de yine şunu yazıyoruz. Et. Bu bizim başlangıç kodumuzdur. Bunu yazmazsak olmaz. Büyük E, büyük C, büyük H, büyük O, Edge O, büyük O, büyük F. Tekrar. Satır 6. Evet. Şimdi komutu giriyoruz. Mesela ne yapmasını istiyoruz? Ben şunu yapmasını istiyorum. D, E, L, Del, Kapa, Para, Kap, Eşittir, Liste, Masa, Üstü,
Şurada benim bir dosya yolu vardı. Onu bağla, yapıştır A5 bölü. Yapıştıralım. Bence program data package judge. Boş. Boşluk. Yani paket ön belleğini silmesini istedim. Bunu böyle bırakırsanız, ya bu şekilde bırakıp kaydedip çıkıp çalıştırırsanız her şey normal. Sizden düğmeye basmanızı ister. İstediğiniz süre boyunca bekler. Ama işlemi bitince çıkmaz. Sizin CMD'yi kapatmanız gerekir. Boşluk. Yok, ben CMD'yi kapatmakla vakit harcamak istemiyorum. Gelsin. Benden izin alınca işleme başlasın. İşi bitince yine kendini kapatsın. Ben bir düğmeye basayım kendini kapatsın da diyebilirsiniz. Yok, işi bitince direkt kendini kapatsın da diyebilirsiniz. Boşluk. Şimdi satır 7. Benden izin alıp da düğmeyi kapatsın diyorsanız eğer, pardon, kendini kapatsın diyorsanız eğer şunu yazıyorsunuz. Et. Bir saniye. Et. Satır. Boşluk. Boş et. Boşluk. Evet. Büyük E. Büyük C. Büyük A. Büyük O. Ece. Büyük O. Büyük T. Satır 8. Büyük E. Büyük X. Büyük İ. Büyük D. Exit. Yani bunu at edge of exit yazdığımız zaman, yani bu şu demek oluyor. Ben programa tıkladığımda uygulama açılsın. Yine benden izin istesin. Ben bir düğmeye basayım, işlemini yapsın. Ondan sonra kendini kapatmak için tekrar benden izin istesin. Yine ben bir düğmeye basayım. Bu defa kapansın. Bu şekilde yaptığımız zaman böyle oluyor. Ama bunun başına, ya bu son satırdan bir öncekine echo off koymazsak, sadece exit koyarsak, bizden bir şey istemeden işi bitince kapanır. Yani biz programı açarız. Biraz bekler. Bizden herhangi bir düğmeye basmamızı ister. Basarız. İşini yapar ve bizim kapatmamızı ister. Bir saniye. Efendim anne. Tamam. Ne diyorduk? Eğer buraya at edge of pause exit yazarsak, baştaki gibi şey yaparsak, hem programı çalıştırmak için bizden izin ister, hem programın kapanması için, yani ben işimi bitirdim artık gidebilir miyim diye bizden izin ister. Ama pause koymadan exit yazarsak, bize hani program başlarken bize sorar ama iş bitince bize sormadan kendini kapatır. Şimdi deneyelim programımızı. Not kaydet altı. Kaydet diyoruz. Sıfır. Üstüne tıklıyorum. Windows System 32 CMD-3 birim. Evet. Siyah üzerine açık gri satır 120 aralık boşluk. Press NK to continue. Benden bir düğmeye basmamı istiyor. Basıyorum. Ve işi bitince tekrar basıyorum. Bu kadar. Kendini kapatıyor. Masa ama olmadı. Liste yönetici olarak çalıştırıyorum. Yazdır Y. Yönetici güvenlik ip. Program C. Windows evet. System 32 CMD-3 birim. Kırmızı üzerine açık soluk aqua satır 1 press NK to continue. Recording form. Bu defa sormadı. Yani biz kodlara girmiş olmamıza rağmen işlem bitince kapanmak için izin istemedi. Hata da yapmadık liste, ama demek ki masaüstü. Girdiğim konumun dosyaya erişimi yokmuş. O yüzden öyle oluyor. Ama
bu kodlamalar sahte ya da palavra değil, gerçektir. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.